Bir sandalye alın da şurada bir iki saniye bir hemen bakalım ne değişmiş ne değişmemiş. Sigaramı da söndüreyim, rahatsız oluyorsunuz. Kapıdan da sandalye giriyor içeri bak. Şimdi Utku, öncelikle bir itirafta bulunmanı istiyorum. Tüm fan şeyler için. Beta'dan çıkabilmemiz için sana da aynı şeyleri söyleyeceğim. Canın suçu yok. Canın suçu olmadığını biliyorum. Tamam. Şimdi beta'dan çıkmak için 4 tane skripte ihtiyacımız vardı. 3 tane. 3 tane. Sonra 4'e evet. Çıktı küçük. Admin raporlama falan. Şimdi evet. Onları konuşacağız. Ondan sonra yaklaşık olarak 2 haftadır bunun bitmesi gerektiğini söylüyoruz ya. Şimdi sen 2 hafta boyunca az kaldı az kaldı dedin. Evet. Buraya geldiniz. Evet. Gece oturdun, sabah bitti hepsi dedin. Ben buraya geldiğimde zaten market soygunuyla şey bitmişti. Mekanik bitmişti. Tamam. Bir tek admin raporlama sistemi kalmıştı geriye. Admin raporlama sisteminin de işte görsel olarak, menüsel olarak tasarımı bitmişti. Geriye bir tek arkadaki fonksiyonlar kalmıştı. Ben de buraya gelince sabah... Adam aslında 10 dakikada bitireceği şeyi 2 hafta yayıyormuş. 10 dakika değildi bu arada. Ben sabah, yani sabah sen sabah kadar yazdın burada. Hayır, hayır. Uyudum, erken kalktım. Herkes uyurken böyle bir... Yaklaşık bir saat, bir buçuk saatte bitirdim. Bu ekibe fazlasınız ha. Deep Shark koyuyormuş şamara. Fazla falan. Ses değil. Biraz az olabilir çünkü bu şey ağız mikrofonu ya. Arkadaşlar diyor ki benim hatam. Ben diyor yapmadım diyor. Yok valla eline sağlık. Bir de üstüne girdi şimdi şey yapıyorlar. Playlist yapıyorlar. Şimdi ben market... Neyi gösterelim? Hı? Tamam. Admin Markete gidek. Girelim mi abi adamla? Girin, girebilen girsin. Nasıl giriyoruz? Durursun. Abi kanka şeyden, launcher'dan. Şuraya geldim mesela, olur mu bura? Olur. Şimdi marketin normali market. Evet, normal. Burayı da bir sıkıntımız yok. Tamam mı? Burada 3 tane element var şu an. 3 element var. Hatta 4 element. Dur ne diyorsun lan? Söyle bakayım Mert. Hangi marketi soyuyorsunuz? Benim yanıma ışın lan. Tamam geliyorum şimdi giriyorum. Girince benim yanıma gelin. Biz direkt soygun yapabiliyor muyuz şu an? Farklı elementler var. Direkt de soygun yapabilirsin. Oba dur bakayım şimdi. Var. Tamam. Onu göstereceğiz. Arkaya gideyim mi? Arkada bir şey yok. Tamam. Startlayayım buradan. Bir şu yaklaş kollarını oraya. Ooo anladım ben. Tamam konuştuğumuz mantık. Sen bizim senaryoyu üstüne bir şey koydun mu? Evet yani Mertlerle falan biraz böyle... Hee. Tamam şimdi okey. Mantığı anlatacağız size. Artık bu arada beta'da eksik bir scriptimiz kalmadı. Yeter. Evet. Geliştirmenin lüzum yok bu server'ı. Artık RP'ye odaklanacağız. Abi, rollere odaklanacağız. Rollere odaklanacağız. Gerisini siklemeyeceğiz. Bug fixler olursa da olur. Olmazsa da koy götüne. Bakın apargat geldi. Olmadı o. Bir gelsin bizimkiler de birlikte bakalım. Senaryoları konuşuruz. Giriyor dedim. Giriyor. Dersen admine bak o zaman. Admine bakalım. Adminlerimiz slash admin. Şimdi adminlerin komutu slash admin. Burada aktif adminler Elren evet, gözüküyor. Abi. Aktifim şu an. Sesli bildirimi açabiliyoruz. Ondan sonra cıma burada ne var? Screenshot, özel komut, komutlar, momutlar var burada. Mesela bir rapor seçiyorum. Nerede lan? Şu an raporlar diye orada var. Hmm. Şimdi aşağıdaki o yerler açıldı. Orada mesela. Bas mesela. Kişiye hızlı komut kullanabiliyorsun. Ha, direkt spectate atabiliriz. Evet. Go to bring, revive ve heal yapabiliyoruz raporuna göre. Evet, bunlar aktifler. Yani bu menüyü can mı yaptı? Bu menüyü ben yaptım. Ha, belli çok kötü olmuş. Ceza. Bu arada güzel, gayet yeterli. Yani bu çünkü admin yani için. Evet, admin özel olduğu için çok kasmadık. Okey. Arşiv tutuyor. Yani sunucudaki zaman çözüldü. Şimdi arkadaşlar biz biliyorsunuz Discord'dan normalde bildirim alıyorduk. Bir bug falan olduğu zaman Discord'a bakman gerekiyor veya foruma bakman gerekiyordu. Biz dedik ki SAMP'taki gibi eskiden kullandığımız sistem mantığında bir tane admin sistemimiz olsun. Burada da raporlar görülsün, kim ilgilenmiş, kaydı tutulsun, geçmiş raporlara bakabilelim, bir bok olduğu zaman spectate atabilelim, böyle kolay bir menü olsun diye.
Bir de burada aslında iki sistemi birleştirdik burada, değil mi? Cezalandırma ve evet. Admin sistemini. Şimdi bir de burada cezalandırma var. Karakter listesi, server'daki bütün karakterler burada. Örnek veriyorum mesela Mia. Mia yazdık. Nerede Mia Carter? Burada. Tıkladım. Sebep. Bu arada yanlış değilsem Nemesis yazarsan da çıkıyordu yanlış değilsem. Çıkar. Nemesis'te de çıkar. Fulya'da da çıkar. Yani ikisi de yiyor. Nemesis'in bütün karakterleri çıktı. Hı-hı. Mesela bak Matilda Doe online'miş. O yüzden yeşil oldu. O evet. Online olan da yeşil olarak yazıyor. Bunu da şeyden yaptık. Hani kişi yayındadır. Görebilelim. Hani o da oyundadır. Görebilelim. Rencide etmeyelim gibisinden. Sonra dedik ki niye etmiyoruz aman akoyim. Vur 500 dakikayı geç. Aa, vur dedik rencideyi. Ne o? Şimdi bir dakika, cezayı verdiğim kişinin cezasını geri alabiliyor muyum? Tamam şimdi bak izleyin. Ya bak bir şey söyleyeceğim, bu forumdaki şeye dönmesin. Ne? Hani sen benim forumdan sildin ya komple. Sen girdin mi oyuna Fulya? Silerim sunucu ben. Benim. Aa, oyunda zaten yeşildin dur. Şimdi bak admin Mia ne yapmış? Mixing yapmış. Normal driving. Tamam mı? Mixing yapmış. Bu süresi de dakika 1500 dakika. Oha. Temiz. O cezalar o oranda olacak bu arada. Bu arada cezalar artık inanılmaz arttı. Yani sunucuda 50 kişi mi kadar 60 kişi mi kadar bilmiyorum ama cezaların amına koyduk onu söyleyeyim. Çünkü başka türlü... Bu artı bir ceza değil. Evet yani. Kırbacı vurmadan kimse dikkat etmiyor. Bu arada şu da var. Artık X bir yayıncının chatindeki yayıncı kontrolü dışında gelişen bir şey bile o kişinin banlanmasına sebep oluyor. Bunları size anlatacağım. Hele Burak gibi OCIC mixing falan yapan bir adamsanız sunucuda maksimum 2 gün hayatta kalabilirsiniz. Sonrası ban. Kalıcı ban yani. Zaten şey Burak OCIC yapalım demiş de zaten o mevzu o. Evet. Aynen şimdi Mia'ya çakıyorum cezayı. Cezalandır. Böyle eşek gibi yazıyor tamam mı? Punisher şeyiyle. Mia Carter sunucudan mixing sebebiyle 1500 dakika uzaklaştırılmıştır. Fulya sana ne oldu şimdi? Şimdi yok bu benim şey karakteri ya. He doğru. Bu da ya bu. Tamam bu tamam. Buna yap. Buna yap değil komple buna... account'a vurmuyor mu? Yok galiba o karakteri vuruyor. Yok bütün account'lara vuruyor. Ya ama şu an şey düştü. Oyunda ama çıkınca hala. Mı giremeyeceğim? Ben tamam oldu. Hemen karakterim vurdu. Roldedir. Rolü kesilmesin diye hemen kicklemiyor. Cezayı alıyor. Ondan sonra zaten morali bozup Alt F4 çeker artık. Hayır, şeyi de ekleyelim bu arada. Neyim? O üstteki tüm server'a görünüyor. Evet, arkadaşlar bu yukarıdaki ceza sunucuda oynayan herkese sunulan bir rapor. Mesela evet. Fulya'ya bir tane daha vuruyorum. Galiba atıldım bu sefer. Aldatma ne? Evet evet gitti. Şimdi giremeyecek miyim ben? Şimdi banlandın sen hem de bayağı bir süre banlandın. Şimdi bu cezayı nasıl kaldıracağız? Database'den kaldıracağım. Fulya ablanın ki kalkmıyor. Tamam. Sistem bu. Yani şimdi biri şey Aka ya da Mert biriniz ben rapor abi. Ya da 2-3 tane rapor gönderin. Sen de gönder istersen. Slash rapor muydu? Slash yardım. Slash yardım. Yardım mı? Ha yok yardım boşluk şey tamam okey. Bir yollayın rapor. Bekle. Ben yolladım geldi mi? Bekle. Bir daha yollayın sürekli. Ay ananı yazamıyorum. Gönderdiniz acaba mi? Acaba bir adminizliğe atamıyor olabilir miyiz? Yok atıyorsunuz şu an geliyor zaten. Senkron mu? Oradan aktif rapor. Tamam aktif raporlar bak lütfen yardım edin. Rane yollamış. Bu şimdi arada mesela... boş rapor da düştü. Bakarız ona. Okey okey. Bir şey söyleyeceğim. Rani'nin raporuyla Aka bilgilensene. Öyle bir şey var mı? Hayır şunu söylüyorum. Yani bu ilgilendiği zaman ilgilendi diye... Eğer arşivlerse kimin arşivlerini tamam. Görebilirsin. İlgilendi. Burada konusu bitti. Burada sistem kafası abi. Evet. Raporları listeleyip raporu cevapladığın zaman tamam. Biz de arşivleyeceğiz. Yani. Arşivle mesela onu Rani'yi. Yolla tamam, raporunu. Ben bir telefondayım. GM'ler ghost mod geçebiliyor mu? Bizde spectate var Murat abi. Direkt görünmez izleyebiliyoruz. Aldın mı şeye canın? Evet arşivlere düştü. Buradan mesela gitmesi şey gerekir belki bilmiyorum. Gitti ama şey menüyü kapatıp açmamız lazım. Tamam okey. Yani buradaki olay aslında bu sistemde hem adminlerin daha rahat hareket etmesi hem oyuncuların hızlı sonuçla yardım almaları hem de
Her şeyin kayıtlı olması artı olarak da cezayı alan kişinin, o odan sonra aynen, cezayı alan kişinin bütün sunucu tarafından ifşalanması. Bu bilhassa istediğim bir şeydi. Samp'ta böyleydi. Ve insanı gerçekten geriyor. Yani hani atıyorum bir herif böyle sık sık ceza alıyorsa ismi çıkıyor orada. Yavşağı görsünler. Evet, bu zaten en büyük psikolojik baskıydı abi. Bir de bunu şimdi forumla entegre edersek, yani forum profillerinde insanların OC cezalar kısmında tabii, daha önce yediği cezalar görüntülenirse tertemiz. Artı bir. Sistem bu. Şimdi gelelim market soygununa. Sen anlatacaksın, ben hatırlamıyorum. Slash adminler bu oyuncular için. Aktif admin bulunmamaktadır. Biz bunu mu seçmemiz gerekiyor? Tamam, aktif admin moduna geçtim. Ay. Evet. Artık Elren, tövbe ne lan? Tövbe benim. Ha, Elren. CS tövbe ettim de abi, Steam'lik. Tamam, tamam. Burada aktif adminleri de görebiliyorlar. Abi RP başı herkes sıfırdan başlayacak. Yok oğlum. Kaldığı yerden. Deli bal hariç herkes öyle. Şimdi gelelim market soygununa. Market soygunumuz eskisi gibi arkaya git. Kim Sonic tık 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 kasayı aç mantığıyla ilerlemiyor sadece. Utku sendeyiz kardeş. Birinci basit yapısından söyle, ben aktarayım. Şimdi düşündüğümüz senaryo şöyle. Biz dedik ki silahı olmayan, hani kötü durumda olan bir illegalde küçük bir şeyler çalıp kaçamayan aynen, şansını deneyebilir. Silah olmayan bir adam basitçe, evet, riski az bir şekilde kapkaç tarzı bir soygun yapabilsin. O yüzden şu öndeki rayonlar full açık. İsteyen herkes çaktırmadan çalmaya çalışabilir. Tamam, Utku'nun sesinin az olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ben size çeviriyorum sürekli, şey yapacağım, tercüme edeceğim. Şimdi bak, bunların hepsi aktif arkadaşlar. Rayonu soy var. Buralarda var mı? Evet. Var. Soy. Soy. Bakayım buralarda var mı? Buralarda yok. Buraların olayı farklı işte. Farklı. Evet. Tamam, buralar farklı. Buralar da yok. Şimdi basit. Yapayım mı basit soygun? Yapabilirsin. Rayon soyuluyor. Burada polise bildirimimiz var mı? Evet. Onu düşünmedik tam. Ben gitsin diyorum direkt. Sonuçta adam orada, kasiyer var. Görüyorum. Bence de direkt gitmeli. Evet. Ama burada amaç zaten bir çabuk gitse bile. Adam direkt kaçabilir artık bunları. Oğlum adam ekmek su mu çalıyor şimdi? İtemleri öylesine koyduk daha böyle. Tamam, bunları şey yaparız. Tamam, bu itemler çeşitlenir. Bu basit hırsızlık. Yani aldın, çaldın, çıktın, durumum yok. Yardırdım, gittim kafası. Bu birinci kademeydi. Basit illegal. Kademeleri birleştirebiliyorsun. İlla bunu yapacağım, şunu yapacağım diye seçmen gerek yok. Yani topluca girip her şeyi sömürebiliyorsun. Reyonu soymada bildirim olmamalı bence. Çok saçma olur. Oğlum yani bir şey söyleyeceğim. Biz bunu eskiden ilk Utku'yla nasıl planlamış biliyor musun? Bu adamın görüş açısı olsun. Belli bakış açıları olsun. Adam eğer atıyorum sen burada çaktır, hala öyle yapalım diyorum bu arada. Çaktırmadan buradan yürütürsen, görüş alanı dışındaysan bildirim gitmesin. Ama o alana girersen otomatik olarak gitsin gibi. Falan filan yani. Fantastik yapılabilir. Bu temel olarak düşünelim bunu. Şimdi küçük soyguna baktık. Bunların itemleri düzenleyecek. Bir üst kadememiz. Silah lazım bir üst kademe. Silah lazım. Aka bana bir silah abi, yollasana. Veriyorum. ID'ni bakıyorum. 2. Ben direkt verdim abi üstünde. Ha, üstünde varsa tamam. Ben mermi vereyim. Mermi var mı? Mermiye gerek yok. Silah da ha. Yere doğru tutman lazım artık. Ben bu adam korkuyor. Korkuyor. Yeterince korkarsa, bu arada toplu silah tutarsanız daha hızlı. Ha, toplu silah tutarsak daha çabuk korkuyormuş. Toplu ateş tutalım. Edersem etmeyelim. Ben de tutuyorum şu an. Tut. Ben herkes silah tuttu. Hah. Aa, herif titremeye. Evet, aha. Hızlanıyor titremesi. Şimdi artık bu kasayı, tamam, bu bizim kasayı şey yapacak, verecek. Bu zaten bizdeki sistemdi ya. Evet. Benzeri evet, gibi. Harami ver. Ya bunlar şey, chill hırsızlıklar. Yani böyle ufak hırsızlıklar. Ben ama 3. seviyeyi unlocklamış oldum bu adamı tetkik etmesine. Tamam. Kaç para aldın abi? 6750 verdi. İyi para, çıkalım. İyi para, iyi para. Şimdi o reyonları soyabiliriz. Şimdi reyonları soyabiliriz. Hayır, hayır. Hangi? Dolapta da aldım. Ha, büyük. Bak, diğerini tetikledik şimdi. Evet, bunlar artık dur, bekle. Şu silahı bir cebime sokayım. Bunlardan tabii daha iyi itemler çıkacak. Bunlardan daha iyi itemler çıkacak. Burada belki en kötü bir animasyonu değiştiririz. Ulan iki tane ekmek verdi lan. Bütün süreler falan. Sen her şeyi öylesine yaptın buraya. Sistemi yaptın sadece. Tamam, ben buna bir girişirim. Hemen arkaya git istersen. Asıl olay var şimdi. Tamam, asıl olaya gidelim. Arkaya gidiyorum. Bekle, şunu da alsın. Reyonları da topladık abi.
Tamam. Bu arada arkadaşların istediği gibi toplamaya devam edebilirsin. Arkadaşlarım toplamaya devam edecek. Biz buraya geliyoruz. Şimdi burada bir kutular var. Bunlar stok gibi düşün. Stokları soy. Ya paket paket alıyormuşsun. He, daha büyük paketler var burada. Daha değerli itemler var. Bu arada marketi göre çok değişiyor. Marketin iç dizaynına göre. Bazılarında çok küçük. Tamam. Bu tarafta yok abi. Şurada var. Burada yok abi. Ben de bu stokları alayım. Bu da kasamız değil mi? Kasayı açmaya çalış. Geldim. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Aleykümselam. Dur bir susun bakayım. Konuşmayın bir. Zor lan. Bir tık mı etmesin? Evet. Anlarsın düğünü. Burası. W. Sola doğru. Ters yönü. Abi polis amaza koydu. Diğer tarafa. Ters tarafa gitmem lazım. Dışarıdaki sesler çok dikkat dağıtıyor. Adamım. Bulamıyorum. Lan yok. Çok hızlı geçince acaba sesi mi yutuyor? Diğer moda git abi. Diğer tarafa git yanlış yaptıysan. Yok. Yok. Nasıl şanslı küsmen lazım oğlum? Şanslı değil misin? Bunda şans oranı yok ki. Sola gideceğim. Aman akoyim bir açız ekmek çıkacak için. Yoksa yoktur bu arada. Yoksa yoktur ne oğlum? Arkadaşlar. Kasa yok. Kasa bozuk. Daha şey yapma abi, polisler amımıza koydu zaten. Yok ya, sıkıntı yok, ben teslim olmaya gidiyorum ya. Rehine var, rehine. Rehine meyine yok ya, teslim. Yok. Sen yapamadın abi bu arada ya. Ben bekleyin, çökün yere teslim olun ya. Böyle saçma şey. Kendi bu... kendimizi rehin alalım ya, böyle. Ya o, yani artık önemli olan burada mevzu ne? Banka soygununda 3 aşama var. Hatta istiyorsan hepsini tek aşamada yap, kafana göre. Ama bunların tabii ince yerlerine yapacağız işte. Polisin bildirimi ne zaman gidecek? Bu kasanın zorluğu ne olacak? Belki sesi çok daha drink, böyle daha az bir fark yaratan bir ses olur. Deli eder adamı. Ama içinden adam gibi bir şey çıkar. Gibi gibi durumlar. İyi bir kulaklık lazım. Gerçekten ortamdakilerin sessiz olması lazım bu arada, eğer o dokunuşta yaparsak. Çünkü burada bir muhabbet dönerse, polisin sesi dönerse şeyler dönecek bu arada. Şu polise söyle biraz sussun amına koyma diye. Muhabbetler döner diye düşünüyorum. Güzel olur ya. Evet. Sen kendin mi iptal ettin abi? Ben kasayı? Evet, S'ye basıp iptal ettim. Tamam. Tamam, araba soygunu, araba parçalama, market soygunu falan, bunlar da gelmiş oldu. Artık illegali başlatabiliriz ya. Uyuşturucu siktir et. Zaten karşıyız.
Değil mi Murat abi? Nemesis'i açtık o. Bir düştü mü girdi mi bilmiyorum. Bence Lockwood Pick'i de olsun. Aa evet işte bak ultimacı adamın kafası nasıl farklı ya. Lockpick bence skill'li olsun diyor. Yani skill'i ne kadar iyiyse o kadar kolay atsın. Ha? Utku şeyi yaptık mı? Şu dolaplara maymuncuk ekliyorduk, ona oldu. Dolaplara maymuncuk ekledin mi diyor. Yok öyle bir şey yapmadım diyor. Ne alaka amına koyayım dedi. Öyle bir şey dememiştir ya. Uyuşturucuya karşı silah. Oğlum. İçki dolaplarında maymuncuk eklenecek diyorduk o. Neyse yoksa yoktur Johnny, ne olacak ama. Ya siktir. Kolay iş. En kolayı ya. Market su. Bu karakter kim ya? O kim harbi ya? Bu kim ya? Koray Fulya abla o. Abi ben maviciyim ben. Nemesis denilen bir adam. Benim beni. Bu hangi karakterin senin bu? Bu şey Matilda. Matilda kim ya? Doya karakteri. Doya. He. Tamam bir deneyimiz vardı. Mekaniği komple eski sisteme mi çevirdik? Ha yok. Asdır tamam. Ben seni boss yaptım bu arada mekanikte şu an. Şu an boss muyum? Şu sol alttaki mekanik. Şu. Aynen. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz galeri maleri skriptimiz sıfırdan yazılmıştı. Aynı şekilde artık mekanik de oyuncular tarafından satın alınabilir bir işletme olarak. Galeri gibi aynı. Galeri gibi işletildi sunucuya. Üst kata bir çıkalım. Yani burada... Şuraya gelince o sizi çıkıyorum geliyor aklıma. Mülayim ağlıyordur. Bakayım lan. Pallas. Uyy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 y. Sen mi yaptın burayı? Yani bu menü %90 cana ait. Tasarımdan tut. Koda geçirme. Uyy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 y
Oh. Elementlerin hepsi 3 boyutlu öyle. Şimdi burayı bir incelemek lazım. Mekanik açasım geldi, lanet olsun. Şimdi aynı mantık. Burada bir kere stok sistemi işliyor. Burada şu an stok sistemi yok. Bu baktığın yer parçalar. Hayır hayır, yani stok iş sistemi yok mu bu mekanikte? Ya onu çok grep'le çok tartıştık. Onu yemez de. Bence de yemez. Çok bayardı. Evet. İyi ki de olmamış şu an. Kendim bir sordum da. Çalışanlarımız var. Çalışanlarda da banka hesap erişimi, log erişimi, modifikasyon yetkisi, market erişimi olmak üzere yine işe alınan kişileri rütbelendirme kısmı buradan yapılıyor. Kayıtlar, burada yapılan işlemler kayıt altında. Yani ben parçayı takıyorum alttan el alttan falan muhabbetleri biraz kısıyor bu. Mağazamız, bu ne lan? Burada şeyler var. Mekaniklere özel itemler. Mekaniklere özel itemler buradan satılıyor. Yani bir maliyeti olsun diye. Gelişmiş tamir kitinde. Ben bunları öylesine salladım. Tamam, bunları düzenleriz. Tamam, çalışanlar, parçalar. Bizim bankamız yine... Normal mekaniğin bankası olur. Tamam. Çalışıyor bu arada, sadece bir banka hesabı atamadık buraya da. Okey, yani buradan Tovkar'ı çıkartıyorsun galiba. Evet, onların da koordinatları böyle. Tamam, parça fiyat oranları... İngilizce aramanlar. Oran 0.5. Tamam, burada... Bak fiyat oranları. Fiyat oranları bu. Mis. Bilgi alabiliyor yani buradan mekanik. Buradakiler ne? Onlar da ana upgrade'lerin fiyat oranları. Ha, engine yani üst seviye falan mı? 4 tane seviye motor. 4 seviye var, evet. Fiyat oranları. Tamam. Vallahi mis gibi. Fatura oluştur. Buradan da kişiye parça parça oraya fatura girebiliyorsun. Parça parça. Evet. Yani tek bir faturaya topluyorsun. Tek tek kesmek. Hepsini tek tek topluyorsun böyle. Parça da oluşturun solunda. Sahibinin oradaki şeye tıklarsan da yakındakiler otomatik listeliyor kişileri. Tamam, fatura sahibi. Yakında adamlar mesela böyle, tamam, yanına birini çekecekler. Gelsin biri benim yanıma, bir gelsin bakayım. Geldim. Tamam, Frank Doya. Senin altta parça var. İsim ne? İştir onu, merak etme. Gitti mi, faturana baksana bir telefondan Efe. Şey, Frank Doe. Efe.
Geliyorum hemen. Yok lan, gitmeyebilir. Yani bu bizim o bugün de bunları gösteririz dediğimiz bir şey değil. Yayında ben Utku'ya sordum, dedim değişkenleri göstereceğim dedim. Göster abi dedi yani. Eksikler olabilir. Ama bu kendi başına mekaniklerin bir işletme olması artık çok tatlı oldu yani. Boss menüsü var, bayağı keyifli. Takip mekanizması çok iyi. Menü çok güzel olmuş. Şeyde, kayıtlara gel mesela. Geldim. Monster check şeyden menüden. Bunlar mekanik birden 4100 dolarlık fatura gelmiş. Tamam, süper. Çok güzel. Ödüyorum. Yani. Ödeme. Ödedim. Öde, parayı da alabiliyorsan. Tamam, artık mekaniklerde ağlamazlar. Sitasyon problemleri falan da kalktı ortadan. Artık şey mi, LS Custom mı var burada? Nereden yapılıyordu lan o? Şu an yapma çünkü daha... Ha, yapma. Arkadaşlar, bizim son size gösterdiğimiz mekanik skripti biraz sıkıntılı çıktı açıkçası. İstemedik. Parçalar çok eksikti. Oyuncular şikayetçiydi. Eskiyi kendi sitemize göre uyarladık. Öyle kullanacağız yani. Maxiyeli Cimer'e yazacağım. Niye? Aman abi. Maxi ne dedin lan? Maxi bu arada abi departmanın başı, teğmen. Üstüt be yani. Maxi'cim Allah'a emanet. Aylardır ters kelepçe vuruyordun oyunda millete. Bir tat bakalım şunu. Allah göstermesin. Lan şehri bok götürüyor. Doğru abi. Doğru. Herkes illegal. Yok efendime söyleyeyim, silahlılar galiba. Bir de bu bad cop ha. Kötü polis bu. Suçlulara falan yardım ediyor, üstüne SWAT'ın. Ya düşünsene abi, senin orijinal resmi üniformalarını alıp suçlulara giydirip icraata gidiyor. Aa, Murat abiyi alalım mı PD'nin başına? Amına koyar, emin durun bak. Tek dizler yeminle ha. O şeyler falan var ya bizim. Konuslar monuslar. Emret komutanım falan diye böyle şaşıra şaşıra rol yaparlar yeminle. Almadık mı? Vallahi sana bir şey. Saruhan'la atar yaptım üstüne. Ne diyorsun lan? Özür dilerim abi. Forumdaki failleri, rolleri izleyecek misin? Ah, siktir et oğlum. Beta'daki. Ben onları izlersem şu an yeteri kadar izledim onları ben. Çok sinirli başlıyorum yeni sezona. Başka script var mı? Başka script yok mu ya? Nice. Bir de onlar gizli. Ondan sonra bırakıyorsunuz ha? Kalar değil. Sonra artık Utku ile yollarımızı ayırıyoruz be. Sonra arkadaş, Utku'nun ve Can'ın buraya kadardı. Bundan sonra bu sunucuda yapılmış, Utku ve Can'ın tarafından yapılmış her şeyi Zikra kalbe bağlayabilirsiniz. Zikra acaba kod hatırlıyor mu ya? Zaten yazamıyordu amına. Geçen bilgisayarı açamadı bizim içerideki. Bilgisayarı açamadı ha. Artık Utku ve Can yok lan. Yok lan. Yoksunuz ya artık, ona bir son bir bakayım dedim sana. Tamam abi, mis gibi işte ya. Yani sunucu skripsel olarak açılmaya hazır yani. Hani hiçbir engelimiz yok. Ya son bir bizim böyle gitmeden yapacağımız güzel. Son bir... Sus lan. Ne diyorsun? İçinden sorsa yani şunu yapalım değil. Oğlum sıfırdan ne yazdın lan bu server'a? Ya sıfırdan yazabilecek kadar bana vakit ayırdınız mı? Götümü siktiniz 1,5 yıl be. Ne? Ulan hala böyle şey muamelesi görüyorum ya. Ulan 5M desteklemiyor dedin, Utku geldi bir günde yazdı. Ben onun olayını açıkladım bu arada. Ya oğlum, siz şaka yapıyoruz. Sen niye Kerim Belan, sen niye yükseldin lan? Ben yükselmedim. Baksana Mert'e, kendi çok piş yapmış gibi kazanıp bana yükseliyor. Amcık, script piyasasına ben girsem var ya, 5M dağılır lan. Tamam lan. Bu arada Zikrar 1,5 sene önce 5M desteklemiyor dedi. Her şeyi. Abi ama olayını anlattım. Bu arabayı olayını sen niye anlattım. Eklettin? Bu araba var mıydı? Ekletmedim. Şimdi sunucu attım. Benim değil mi? Ekletirim. Al, ezerim seni de. Bu araba yok bu arada kardeşim. Unut onu. Yok zaten ya. Biliyorum, öylesini geziyor. Nah, binersin arabama. Nerede lan bu? Slash admin. Buna bir şey olmadı abi. Ha, ne oldu? Abi, ne edit oldu? Sikeye yap. Edit sikeye. Hadi hadi. Abi atma be. Ya uğraştırmayın beni. Patlatıyorum. Erkeksi çığlığı duydunuz mu lan? Evet. Bir de ayrı cümlesi şuydu.
uğraştırmayın. Database erişim var ya buna koyayım uğraşmamak için diyor. Ha. İşler böyledir. Evet kardeşim, elinize sağlık. Cüzdanım artık çıkabilirsiniz. Cüzdanım. Oo! Helal lan ya size. Kandıramadık. Lan soru niye ölmüyor? Oğlum dünden beri body cam'leri izliyorum. Anlatacağım şimdi. Oy onlar ne kötü ya. Ya beni niye vardı? Evet yine bir strole başladık. Abi şunun müsaaden gel buraya. Tamam. Ne zaman açacağını söyle. Ya siktir et şimdi ne zaman açalım. Çıkıyorum. Daha başka bir şey yok. Ha. Var mı başka bir şey? Hadi hocam. Teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. Cansınız. He, sunucuyu ne zaman açıyoruz kısmına gelirsek de bilmiyorum. Elbet bir gün. Elbet bir gün. Yüksek ihtimal... Ya konuşmayacağım ya. Konuşmaya gerek yok. Konuşmayacağım. Son 50. Yani son 50. Son 50. Yok yok arkadaşlar dürüstçe konuşayım. Taşak geçmeyeyim. Şey kısmını bitirdik zaten. Söyle adını. Skripsel kısmı bitti. Bir şey kalmadı. Yönetimsel bir takım sıkıntılar var. Adminliğe alınacak bir 5-6 kişi var. Kötü anlamda söylemiyorum. Yani hani adminlik yapmasalar daha iyi olur diye düşündüğüm insanlar var. Ondan sonra bir de sıkı yönetim kısmı ile ilgili benim bir toplama yapmam gerekiyor. Bir açıklama yapmam gerekiyor ekibe karşı. Ondan sonra açacağız, başlayacağız. Ya birine F yazmanıza gerek yok. Hepsi bu ekibin bir parçası. Hepsi de ekibin parçası olarak devam edecekler. Allah'a emanet. Ama hani herkesin bir görevi olacak artık. Biz öyle bir yönetime geçiyoruz. İşte başvurulardan şunlar sorumlu. İşte şundan şu sorumlu. Bundan bu sorumlu gibisinden. Böyle bir sisteme geçeceğiz. Kimse kimseye dokunmayacak. Oyuncuları dürtmemiz gereken ve uyarmamız gereken çok konu var. Hepsi biliyor zaten de işte beta sürecinde biraz rahat takıldılar. Biz de rahat takıldık hepimiz. Onu artık getir. Biz de ekip olarak şeye abanacağız. Söyle adını. Artık rollere abanacağız. Rol paslarına abanacağız. İşte senaryolu rollere abanacağız. Bir dizi tadında. VL'leri alacak mısın? Daha önce demiştin. Yok VL alma yok. Sadece yeni başvurular okundu. Bir de referans başvurular var. Onun dışında bir şey kalmadı. Bir de artık başvurular haftalık düzenli moda geçecek. İlk ya açılıştan 1-2 hafta sonra başlar o. Her hafta 25 tane. Ya da 30 tane 35 tane slot açılacak. Başvurunuzu yapacaksınız. Düzgün sürekli sirkülasyon insanlar gelecek. Ses kaydı. Allah Allah. Güzelmiştir. Hikaye bu. Başka da bir şey yok değil mi? Unuttuğum bir detay var mı? Yok. Yok bu kadar. Utku ve Can neden olmayacak? Utku ve Can olmayacak değil arkadaşlar. Burada adamlar ya. Sadece yeni script yazma üzerine yönelmeyeceğiz yani. Düzelmiştir.